İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Urartu Ermenilerinin 3000 yıllık Şamiram kanalında tarihe yolculuk başlıyor. Artsakh'ın Hadrut şehrinin bölgesel sağlık ocağında acil tıp bölümü açıldı. Türkiye, Nahçıvan'a gaz tedarik etmek için bir doğalgaz boru hattı inşa edecek. İki kişi, Dink'in dul eşi ve vakfın avukatını tehdit etmekle suçlandı. Ana katedral kubbesinin haçı 14 Haziran'da yeniden yerine yerleştirilecek. Batı Ermenistan'ın Malatya şehrinde iki yük treni çarpıştı. Bir kişi öldü, üç kişi yaralandı. Gomidas'ın Kutsal Badarak adlı eserlerini konser versiyonunun özel CD'si yayınlandı. Batı Ermenistan'da Van'ın Ardamet Edremit Belediyesi'nin tarihi Şamran Kanalı'nın uluslararası turizme açılması için hazırladığı Urartu Gelişim Koridoru projesinin ihalesi gerçekleştirildi. Bölgenin sulama suyu ihtiyacını karşılamak için 3000 yıl önce Urartular tarafından yaptırılan Batı Ermenistan ve Dünya Su Mühendisliğinin bir harikası olduğu belirtilen 51 kilometre uzunluğundaki Menua Şamran sulama kanalında tarihe yolculuk başlıyor. Edremit'e vizyon kazandırmak amacıyla yapımı planlanan Urartu Gelişim Koridoru projesi kapsamında yürüyüş yolları, oturma alanları, bisiklet yolu, kamp alanları ve çevre düzenlemesi gibi çalışmaların yapılacağı projede tarihi alanın turizme büyük katkılar sunması hedefleniyor. Artsakh'ın Hadrut şehrinin bölgesel sağlık ocağında acil tıp bölümü açıldı. Yeni açılan acil tıp bölümü Artsakh Dağlı Karabağ'daki Uluslararası Kızılaç Komitesi'nin misyonu ile yenilenmiş, döşenmiş ve gerekli ekipmanlarla donatılmıştır. Artsakh Cumhuriyeti Uluslararası Kızılaç Komitesi Misyonu Bilgi Bölümü Başkanı Eteri Musayelyan, Artsakh Press muhabirine yaptığı röportajda özetle şöyle dedi. Tıbbi bölümü kurmanın amacı Hadrut bölgesi nüfusu için kaliteli acil tıbbi bakım sağlamaktır. Ağır hastalar hastaneye kaldırılmadan önce bu bölümde tedavi edilebilir. Uluslararası Kızılaç Komitesi departmana bir solunum canlandırma kiti, otomatik defibrilatör, bir oksijen kondansatörü, kalp monitörleri ve diğer ekipmanları bağışladı. Devlete ait Türk Gaz Operatörü BOTAŞ, Nahçıvan'a akaryakıt sağlayacağı doğalgaz boru hattı inşa etme ihalesini açıkladı. Bu yeni doğalgaz hattı İran gazının Azerbaycan'a satışını sınırlayacak. Anlaşılan o ki Ankara, Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkileri yeniden kurmaya çalışıyor. İran ve Ermenistan Cumhuriyeti arasında yer alan ve Türkiye ile küçük bir sınırı paylaşan Nahçıvan, hem ısıtma hem de elektrik için uzun zamandır İran'ın doğalgazına bel bağlamıştı. Bu adımı Türkiye ve Azerbaycan Cumhurbaşkanları tarafından Şubat ayında yapılan açıklama takip ediyor. Açıklamaya göre onlar gaz boru hattını inşa etmek için 2010 yılında ilk kez anlaşma imzalandığında bunu acil takip etmeyi planladılar. BOTAŞ tarafından açıklanan ihale Iğdır ilçesinden Nahçıvan sınırına 80 kilometrelik bir gaz boru hattının inşası öngörülüyor. Doğal gaz boru hattının kapasitesi Nahçıvan'ın talebinden 4 kat daha fazla olan 2 milyar metreküp. Makaleye göre tasarım çalışması 2021'in başlangıcında tamamlanacak. Yani gaz boru hattı 2022'den inşa edilebilir ve işletilebilir. Makalenin tamamını web sitemizde mevcuttur. Hrant Dink Vakfı'nın e-posta adresine ölüm tehditleri gönderilmesi nedeniyle tutuklanan iki kişiye karşı açılan ceza davası soruşturması tamamlandı. Türkiye'deki ajanslara göre İstanbul Cumhuriyet Savcılığı iki zanlıyı Hüseyin Ateşi ve Ersin Başkan'ı tehdit mektubu göndermekle suçladı. Vakfın, Dink'in dul eşi Rakel Dink ve avukat Fehriye Çetin de dahil olmak üzere 9 çalışanını hedef aldığı belirlendi. Hüseyin Ateş, vakfın çalışanlarına ve avukatlarına Rakel Dink de dahil olmak üzere 27-28 Mayıs'ta önce e-postayla ardından Instagram sayfasında yorum yoluyla 3 ölüm tehdidi gönderdi. Savcılık onun için 7 yıl 6 aydan 26 yıla kadar hapis cezası istedi. Bir diğer şüpheli Ersin Başkan 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezasıyla karşı karşıya. Ceza davasını 53. İstanbul Adliyesi Mahkemesi yürütecek.
Uzun zamandır beklenen bir etkinlik 14 Haziran günü Kutsal Eçmiyaz'ın Katolikosluk Bayramı kapsamında Ana Katedral'de gerçekleşecek. Dünya Ermenileri Katolikosu 2. Garakineli ile yeni yapılmış haç kutsanacak ve Ana Katedral Kubbesi'ne yeniden dikilecek. Haçın kutsanması ve dikilmesi töreni saat 19'da Ana Katedral'in bilgi servisinin resmi Facebook sayfası ile Şovagat adlı TV kanalından izlenebilir. Batı Ermenistan'ın Malatya ilinin Battalgazi ilçesinde iki yük treni kafa kafaya çarpıştı. Bir ölü ve üç yaralı mevcut. Kayıp bir kişiyi arama çalışmaları ise devam ediyor. Maden ve katı yağ taşıdıkları öğrenilen iki yük treninin çarpışması sonrası iş makineleri de olay yerinde çalışmalara katılıyor. Kayıp görevlinin trenin enkazının altında kalmış olabileceği düşünülüyor. Yaralı olarak kurtarılan 3 kişi olay yerinde bekleyen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Ermenistan Cumhuriyeti'nin Letonya, Litvanya ve Estonya'daki Büyükelçiliğinden Armenpress'e verilen bilgiye göre Letonya'daki Ermenistan Cumhuriyeti Büyükelçiliği'nin inisiyatifi, organizasyonu ve desteğiyle 11 Haziran'da ünlü Amerikan Delos şirketi tarafından büyük Ermeni besteci ve din adamı Gomidas Vartabet'in doğumunun 150. yıl dönümü vesilesiyle Kutsal Ayini adlı konser versiyonunun CD'si yayınlandı. Albümün piyasaya sürülmesi ilk kez farklı yabancı müzisyenlerden oluşan bir grup ve Letonya Radyo Korosu tarafından icra edilmesi ve daha sonra Gomidas'ın Badarak'ının tam konser versiyonunun kaydedilmesi bu açılardan benzersizdir. Proje hazırlıkları yaklaşık 3 yıl sürdü. CD 80 dakika sürmektedir ve ek kitapçıktaki fotoğraflar ise Yerevan'daki Gomidas Müzesi tarafından sağlanmıştır. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Nubar adlı topluluktan Ermeni halk şarkısı Ganu Yaylen Plele adlı eseri sunuyoruz. Ganu Yaylen Plele yarısı meçekenele Zengutan zengçi yarne megemin zengçorele Garsan cüre pahele kamen zerastanele Çek maza borak çiğke, el kes gel kes tanele. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.